Değerli arkadaşlarım, Kel Hoca ile Orta Çağ'da Dünya TYT Tarih devam. Instagram kel.hoca, YouTube Kel Hoca Akademi'den bizi takip etmeyi unutmayın. Bugün sizinle devletten imparatorluğa, Orta Çağ'daki imparatorluklara yönelik bir çalışma yapacağız. İlk imparatorluğumuz Çin İmparatorluğu. Biliyorsunuz ilk çağda varlığını gösteren Çin, Orta Çağ'da da varlığını göstermeye devam etmiş. İmparatorluk ile yönetilen soylular ve avam denilen sosyal sınıflardan oluşan Çin, askeri ihtiyaçlarını soylulardan genel anlamda karşılamış. Geçim kaynakları tarım ve ticaret olan Çin, İpek Ticaret yolunun hakimiyetini sağlayarak Türklerle ve değişik komşuları ile İpek yolu için savaşmıştır. İkinci imparatorluğumuz Sasani İmparatorluğu. İran merkezli kurulan Sasani, Kafkasya ve Mezopotamya coğrafyalarına da hakim olmuştur. Pers devlet geleneğini benimseyen Sasani, monarşi ile yönetilen, imparatorluğun başında Şehinşah, kralların kralı unvanı ile yer alan hükümdarlar, kutsal kabul edilmişler. Krallar Tanrı Ahura Mazda'nın yeryüzündeki mutlak temsilcisi kabul edilmişler. Var mı abi kanıtı? Var. Madeni paraların bir yüzünde hükümdarın, diğer yüzünde kutsal ateşin resmedilmesi bunun kanıtıdır. Sasaniler uzun süre Bizans'la savaşlar yaptı. Kara kısmında Bizans'ı yenip Anadolu'ya hakim oldular fakat deniz kısmında güçlü bir donanmaya sahip olmayan Sasaniler Bizans'ı deniz gücünde yenememişlerdir. İstanbul'u kuşatmış Sasaniler fakat İstanbul'u alamamışlardır. Hazreti Ömer ile yapmış oldukları Nihavend Savaşı ile yenilen Sasanilerin toprakları yani İran İslam Devleti'nin hakimiyeti altına girmiştir ve böylece Sasani yani İran coğrafyası İslam dinini kabul etmeye başlamıştır. Üçüncü imparatorluğumuz Moğollar. Moğollar Cengiz Han Timuçin tarafından dünyanın en geniş sınırlarına ulaşan kara imparatorluğu olarak kuruldu. Konar göçer yaşam tarzının ağırlıkta olduğu Moğollarda hayvancılık temel geçim kaynağı olmuştur. Orduda onluk sistemi benimseyerek düzenli bir ordu ve güçlü bir ordu oluşturan Moğollar hafif süvari birliklerden ordularını oluşturmuşlardır. İpek ticaret yolu üzerine ticaret yapmışlardır. Kurultay denilen danışman meclisine karar almışlardır. Şamanizm dinine inanmışlar. Ayrıca gök tanrı inancı da görülmüştür. Türk yönetim anlayışından, hukuk sisteminden, Türklerin dinlerinden etkilenmişlerdir. Var mı abi kanıt? Bakın örneklerle kanıtlıyorum. Örneğin veraset sistemi ile Cengiz Han ülkeyi oğulları arasına paylaştırmıştır. Veraset sistemi biliyorsunuz bizim Türklerde görülen ülke hanedan ortak mal anlayışı demek. Töre yani Türklere ait gelenek görenekleri içeren Cengiz yasaları yasanameyi büzük Türk töresinin etkisiyle oluşturulmuştur. İlk defa Mete Han'ın oluşturmuş olduğu onluk sistem yine Moğollarda görülmüş ve gök tanrıya inanmışlardır. Cengiz Han'ın ölümüyle Cengiz Han topraklarında İlhanlı, Altın Orda, Çağatay, Kubilay gibi devletler kurulmuştur. Canlar yine Orta Çağ'ın en önemli imparatorluklarından dördüncüsü Bizans İmparatorluğu. Kavimler göçünden sonra Konstantinos tarafından İstanbul merkez olmak üzere kurulan Bizans İmparatorluğu, İmparatorluk yönetim şekliyle dünyada en uzun süre yönetilen devlet 1100 sene imparatorluk yönetim şekliyle yönetilmiştir. Anadolu, Balkanlar, İtalya, İspanya, Filistin, Suriye, Mısır, Lübnan topraklarına hakim olmuştur. Helen kültürünü, Ortodoks mezhebini ve Grek dilini kabul eden Bizans, Ankara, Antalya ve İstanbul'da birçok mimari eserler bırakmıştır. Bir iki örnek vermek istiyorum. Mesela Ayasofya Kilisesi, yere batan sarnıcı Bozdoğan su kemeri. Topraklarını Tema denilen eyaletlere ayırıp bu eyaletlerin başına Tekfur denilen valiler atamışlar. En parlak dönemleri Justinianus döneminde yaşamışlardır. Mesela Ayasofya Kilisesi Justinianus döneminde yapılmış. Akdeniz bir Bizans gölü haline gelmiş Justinianus döneminde ve Justinianus 12 levha Roma kanunlarını biraz daha geliştirip Justinianus kanunları adıyla çıkarmıştır ki kanunlarda konuşacağız.
Ve Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında Bizans'a son vererek İstanbul'u Osmanlı'ya bağlamıştır. 5. İmparatorluk Roma İmparatorluğu. Roma İtalya merkez kurulan dünyanın en güçlü devletlerinden biri kabul ediliyor. Sırasıyla krallık, cumhuriyet ve imparatorluk rejimiyle yönetilmişler. Konsül denilen yüksek memurlar tarafından yönetilmişler. Sezar en önemli hükümdarlarından bir tanesidir. Dünya tarihine en önemli damga vuran liderlerden bir tanesidir. Sezar döneminde güneş yılına dayalı takvim kabul edilmiştir. Senato, İhtiyarlar Meclisi ve Komitia, Halk Meclisi denilen iki meclis tarafından yönetilmiştir Roma. Tüm Akdeniz havzasına hakim olan ilk dünya devletidir. İlk çağın en köleci devletidir ki tarihin ilk köle isyanı Spartaküs isyanı burada görülmüştür. Kartacalılarla yani Lübnanlılarla Pön savaşlarını yapmışlar. Pleb ve Patrici denilen iki sosyal sınıf arasında yaşanan çatışmalar sonucunda 12 levha kanunlarını hazırlamışlar. 12 levha kanunları bugünkü Avrupa hukukunun temeli olmuştur. Latin alfabesine ve miladi takvime son halini vermişler ve şu an onların sayesinde son halini kullanıyoruz. 1313 Milano fermanı ile Hristiyanlığı serbest bırakmışlar. 381 fermanı ile Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmiş Roma İmparatorluğu. Ankara Roma Hamamı, Ankara Agus Tapınağı, İstanbul Dikili Taş, İstanbul Çemberli Taş, Antalya Aspendos Tiyatrosu Roma İmparatorluğu'na aittir. Ve son imparatorluğumuz Büyük İskender. İkinci Filip tarafından Makedonya Krallığı adıyla kurulmuş. İkinci Filip'in ölümüyle oğlu 3. Aleksandros yani Büyük İskender başa geçmiş. Büyük İskender Asya seferiyle Anadolu, İran, Mısır, Mezopotamya topraklarını alıp Doğu ile Batı Yunan kültürünü sentezlemiş ve böylece Helenizm akımını ortaya çıkarmış. Ve bu kültürlerin harmanlanmasıyla Büyük İskender İmparatorluğu kurulmuş oldu. Zeus Tapınağı, İskenderiye Kütüphanesi ve İskenderiye Feneri, Bergama Kütüphanesi, Asklepion Sağlık Merkezi, Büyük İskender'den ve ona bağlı krallıklardan günümüze kalan önemli eserler. Büyük İskender'in en önemli krallıklarından biri olan Bergama Krallığı döneminde ilk kez parşömen kullanılmıştır. Bizim İzmir'de biliyorsunuz Bergama. Ve Büyük İskender Hindistan seferi sırasında ölmüş. Onun ölümüyle İskender İmparatorluğu tarihe karışmıştır. Kolay gelsin canlar.